Bismillahirrahmanirrahim. Siyase, giriş, interdisiplinler, akış gibi isimlerle adlandırdığım serimizde tarihsel arka plana devam ediyoruz. Ben aile ve şehir, siyasetin birbiri içine girmiş olan bu dairelerine tarihsel arka plan sunmaya çalışıyoruz, biliyorsunuz. Bunun ben ve aile bölümünü 3 ders olarak tamamlamayı murat ettim. Bugün nihayete erdiriyoruz. İlk sunumda yeryüzüne inen Adem ailesini konu ettik. Adem ve ailesi, Adem şahsında beni ailesiyle beraberse, oğulları muhtemel birkaç kuşak devam eden Medine korunmuş adasındaki ekin ve neslin yetiştirilme sürecini konu ettik. Adem'in ailesini. Geçen dersimiz Cuma günü ne almıştık? Orada ise Beni Adem'in zürriyetinin yeryüzünün zahrında yürümesi ve takva ilhamıyla arayış içinde olan dal halindeki beşeriyete lil alemin zikr olan tezkireyi, Cenab-ı Hakk'ın ruhunu, mesajını, hudeni, üfleme çabalarının hikayesini konuştuk. İkisi de Nuh öncesi dönemine tekabül ediyordu. Nuh öncesi ve sonrası kavramsallaştırması Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir terkip ve biz bundan genel düşünce tarihinde olanca imkanlarıyla yararlanmaya çalışmıştık. Önümüzdeki ders şehire gireceğiz. Bu Nuh'a girmek demek, Sümer'e girmek, uygarlıklara girmek manasına geliyor. Onun şehir devleti ayağına, yani Nuh'un meleğe, kavmine karşı tebliğine tekabül edecek bu. Ama şehrin varlığından itibaren peygamberler dönemi dahil, ondan sonraki medeniyet çağımız ve devri fetret içinde bulunduğumuz süreç, inşallah ve daha sonrasında aile varol gelecek. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'de Medine'den daha ziyade ailenin üzerinde durulmuştur. Temel çekirdek o çünkü. İlk toplumsallaşma beni aşan şekilde ailede tecelli etmekteydi. İşte bugünkü dersimizde Adem sonrası dönemin Nuh'a kadarki kesidini geçen derste tamamladık. Ama Nuh sonrası azim peygamberlerin nübüvvet çağının peygamberimize kadar ve ondan sonrasına da gönderme yaparak nasıl aktüel okuduğumuzu göstermeye çalışacağız. Aileler konu edinecek. Yani üçüncü dersimiz ailenin sürekli tarihi, nübüvvete azim ve sonrası. Adem evladı olmak, Adem evladı kalabilmek alt başlıklarıyla vereyim bu semineri de. Tabii Nuh'tan sonra başlayacağımız Beşiktaş Ulazim peygamber dönemi tarihsel arka planın tamamlanmasını sağlayacak. Orada bu dönemleri şehir içerisinde mücadelenin, diyalektiğin tarihi olarak okuyacağız. Burada ise aile içerisinde bu dış mücadele devam ederken akış nasıl tecelli etti? Toplanma, ayrılma, parçalanma, eşte, oğulda, babada ortaya çıkan bulanıklık, bunun hikayesini konu edinmemiz gerekiyor. Tabii bununla ilgili çok sayıda dersler yapmışım. En son 2022'de tertil okumalarının muhasebesini vermiş olduğum anlatımlarda Sabiha Rüşdiye dersleri falan yaptık. Onların da ses kasetlerini dinledim. Biraz tahsis yaparak çözüme de kavuşturdum. O sesi oradan yansıtacağım. Tahsis ettiğim bölümler de ekrana yansısın arzu ediyorum. Video kayıtlarından daha görseli iyi. Ama iki ayrı slide ortaya çıktı. İkisini meczetmeye yine zamanım yetmedi. Dolayısıyla bazen o slide'a bazen bu slide'a gidip gelmeler de olacak. Tabii sözün etmiş olduğumuz ailenin hep varlığından dolayı aynı zamanda aktüel bir derstir de bu. Ta Nuh'a kadar insek de aile konusu bugün ve yarın. Tabii aile en büyük tarihte saldırısında içinde yaşamış olduğumuz dönemde yaşamakta. Herhalde ilerisi de çok daha feci bir dağılmanın konusu olacak.
insan tekine atomize edilen bir duruma uygarlık akı veriyor. Onun dışında benini hem cinsi üzerinden yani aile içinde çoğaltmak yerine makineyle çoğaltmayı tercih eden bir sanal yalnızlığa mahkum gibi gözüküyor. Dediğim gibi mezzedemediğim iki ayrı sıvaday kısım var. Dolayısıyla arzu ettiğim olgunlukta bir görsellik çekim olamayabilir ama deneyeceğiz artık şansımızı. Evet, bunun tavsiye edilmiş formu var. Rüya keserek yapıştırdım ama öyle başarılı olmasak buraya da dönebiliriz. Vakitte biraz zorlayacak galiba bizim. Bazıları konuşamayabiliriz de. Bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla. Bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla. Cebinde yok parası, bofradır cigarası, yüreğindedir yarası. Altı çocuk büyütmüş, giriş içi maaşıyla. Bu adam benim babam, ey. Aldılama benim babam, aldılama naçar babam. Ara gün geçer babam, ey. Bir kapıyı kapayan gene açar babam. Ağlama benim babam, ağlama masum babam, ağlama açar babam, ara gün geçer babam. Bir kapıyı kapayan gene açar babam, Allah büyük babam. Bu adam benim babam, derdi dağlardan büyük, çaresiz belim bükük. Bu adam benim babam, derdi dağlardan büyük, beçare belim bükük. Bir gün olsun gülmemiş, rahat nedir bilmemiş, gözyaşını silmemiş. Bir lokma ekmek için kimseye eğilmemiş, bu adam benim babam, hey. Ağlama aslan babam, dert etme açar babam, ara gün geçer babam, hey. Bir kapıyı kapayan gene açar babam,
Anne, kaderi üstüne başını komşu. Çoktan paralandı ördüğün gaza yüzüne dışında dışına olan anne yorulmadım kendimi aslamadım. Acılı sarhoş ve sarsak şimdi çıkmıştı bir ada geldi. Kurumuş kuyumcusu. İncirin sıtı çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrıkotların dikenler bulmuş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Sarımsak duruyor. Mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne ben ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Ben geldim. Oğlum. Hayırsız. Anne geldi ağdaki bardakçı sizin dizleri duruyor mu başımı koyacak anne geldi hayırsızım anne Anne, ben geldim. Üstüm başım uzak yolların tozlarıyla perişan. Çoktan paralandı ördüğün kazak. Üzerinde yeşil nakışlar oynadı. Anne, ben geldim. Yoruldum artık her yol ağzında kendime rastlamaktan. Hep acılı, sarhoş ve sarsak şiirler çırpıştıran bir adam. Kurumuş kuyunun suyu. İncirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrı kurtların dikenler bulmuş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atlı ve sarımsak duruyor. Mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne ben ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Ben geldim. Oğlum. Buraya mesela şu meşhur ayeti yazsaydık. Rabbena ğfirli ve li valideyye ve lil mu'minine. Ben, aile ve kent. Bu üçünü burada bulurduk. Rabbe olan duada kendisi için bir çıkış yolu arama. Li, benim için Rabbim, mağfiretin tecelli etsin. Veli valideyye dediğinde aileye giriyorsun. Aynı kapsamı onda genişletiyorsun. Sonra üçüncü halka giriyor. Yani insanlık, insanlar, şehir ve kent. Velil müminine. Evet, siyaset üzerinde hakimiyet sağlamak ve rotasını çizmek, doğru gidişat vermek gibi anlamlarla derinleştireceğiz içeriğini. Bugün Adem bağlantılı dersimizin üçüncüsünü yaparak Adem ve Nuh arasını tamamlıyoruz. Adem yeryüzüne bir aile olarak inmişti ama aile içerisinde Adem bir nefisti. Sonra Bini Adem'in dünya
zahrında, yeryüzünde yürüyüşünü ve beşeriyetle tanışmasını, Mekke'den dışarıya, dışarıdan Mekke'ye doğru olan yolculukları, eğer Nuh'tan bugüne kadar 4-5 bin yıldan bahsediyorsak, belki bunun iki kadar bir misil Adem ve Nuh arasındaki ikisi de tekabül ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in sükut geçtiği aile çağı, şehir öncesi dönem ve bozulan Kabil'in ağdır topların sonrasındaki politeist dönemler, bulanık şirk dinleri, bu ekilen tohumun şu ya da bu şekilde dejenerasyonla ortaya çıktığı disimler arası okumada bizim paradigmal çerçevemiz böyle şekilleniyor. Bulguların bunun üzerinden okunmasını teklif ediyoruz ve öyle okuya geliyoruz. Veya demin yaptığım üçlü taksimi için seçtiğim duaya bir başkasını eklesek ayet olarak ABS suresinin son bölümlerini. O gün kaçar kişi annesinden, babasından, kardeşlerinden, eşinden, o gün herkesin kendine yeten bir işi vardır. Kimi yüzler vardır ki bembeyaz, kimileri vardır ki kapkara kesilmiş. Alınan aile yakın çevre arasındaki hesaplaşma konusudur. Kardeşleri deyince tabii kardeşler de biyolojik kardeşlerden başlayarak Adem'de kardeşliğe kadar yine ben, aile ve kent boyutunda şekillenir, şumullenir ve büyür. Bugün her ne kadar önümüzdeki dersten sonra şehre gireceksek Nuh ve melesine kavme ama bir yanda iç tarafta bir aile varlığını devam ettirdi. O bakımdan mücadelenin toplumsal, siyasal açılımlarını sonraki derslere bırakmak kaydıyla ki ilki Nuh olarak Sümerlerden devam edecek. Bugün aile üzerinden akışı, o gün kaçar kişi annesinden babasından dediği boyutun hikayesini konuşacağız. Tabii konuyu daha önce değişik vesilelerle, değişik dersler kapsamlarında işlemişiz, çekilmiş seslerimiz vardı. Onların çözümlerini çalıştım, biraz daha tahsis ettim. O başka bir slide da var. Ses bu tarafta kaldı. İkisini birleştiremedik. İnşallah birinden diğerine geçtiğimizde seste kopukluk olmaz diye düşünüyorum. Ekranı şu şekilde veya bölme imkanımız olabilir mi? Onu da deneyebiliriz. Diğer slaytımız. Şöyle olursa. Ama şu anda hangisini verdim? Karışmasın da doküman. Neyse takdim teyir olabilir ama olduğumuzdan ilerleyelim. Buradan seçer. Rağmen onları bastırıp kendilerinin kendisi ve evlatlar üzerinde yapacak irade sahibi bir varlığı yarattı. İsteyerek, Görmüyorum. istemeyerek kendisine mahlukatı başında başka bir varlık. Şu Ben paylaşımda yeryüzünde bir halife belli bir yaratacağım. bölüm değil de ekran paylaşımı diye bir seçenek var. Şu değil de şu. Sanırım şu anda ikisi gözükür. Gözüküyor mu? Ne oldu ses? Bismillahirrahmanirrahim. Keman okumalarda toplum en dar Ses kesitiyle geliyor mu? aile merkezli okumaya geçmiştim. İzzettin Ses Hoca'nın duyuluyor mu? işletme gerekçelerini de paylaşacağım. Ders anlatımında da yer yer video göndermelerimiz yine olacak. Var mı? Toplum Evet, ses geliyor. Tamam, iyi. veremiş oldum ama başlangıç videolar olarak seçtiklerimin kendi arasında bir bütünlüğü var arkadaşlar. Dersimizin başlığını Sabiye Rüşdiye dersleri ya da İlahu Beyt olarak da atabiliriz. İlaf kelimesini kullanmışken ki biz bunları devletler bazında daha çok kullandık biliyorsunuz. Üç aşamaya cemen okumaların, ferdi okumaların terkibine de gidirebiliriz. İlaf-ı nefsten, ilaf-ı beytten ve ilaf-ı menzilden bahsedebiliriz. İlah-ı nef, ilaf-ı nefs kişinin kendi içerisinde tutarlılığıdır.
şizofreniyi bırakmasıdır. Nefsi emmare ve nefsi levvame çatışkısı, diyalektiği içerisinde kendisine yabancılaşmadan yaratıldığı kıvama, ahsen kıvamı uygun, paralel yaşamasıdır. Yani buradaki kişinin kendi iç tutarlılığını sağlaması ilafıdır, kendisiyle barışmasıdır. Yad olmaması, yabancılaşması, yabancılaşması manasına gelir. Hem ferden okumalarda hem de topluluk önünde sunucu konumunda olan kişi için geçerliydi bunun mücadelesini, müşahedesini konuşmuş idik. İkincisi beyt için geçerlidir ve insan ünsiyetinin kurulabileceği en doğal fıtri alandır beyt. Çünkü insan ormandan getirilen ya da tarladan biten bir varlık değil, aile içerisinde kendini bulur. Aile olmasa zaten hayatta kalmazdı. O güne gelmişsem ya öz anne babası ya da onların yerini alan vasi ve veliler üzerinde bir ailede, bir yuvada büyütülmüş demektir. Yani sosyalite içerisinde var kılınır. Bir yetişimlik çağından sonra sosyalleşmeden bahsetmiyoruz. O ikinci, üçüncü sosyalleşmeler. Ama içtimaya, cemiyet ve cemaate geçmesi içerisinde zaten kendisini bulur. İnsan olarak anılır bir şey haline gelişinde onu saran bir ilaf halkası vardır. Türkçe'de lif kelimesi, ülfet kelimesi, bunlar da aynı kökten türetilen kelimeler biliyorsunuz. Kureyş suresine geçen terkip olduğu için onu ön plana çıkartarak kullanmış oldum. Üçüncüsü ise kentin ilafıdır. Medine'ye geçten Hazreti Peygamber'in Evs ve Hazreç kabilesi arasında yaptığı ki hepsini Ensar olarak topluyoruz. İnananlar grubuydu, dinde kardeştiler. Bir ilaf gerçekleştirdi. Onu göçmenlerle, yani muhacirlerle barıştırdı. İkisi arasında bir muahedet, dinde kardeşlik ilafı şekillendirdi. Sonra Medine'de yaşayan gayrimüslimlerle Medine anlaşmasının ilafı yapıldı. Bunların her birini konu eden ayetlerde bu köklü kelimelerin kullanıldığını görüyoruz. Siz ateş kenarındaydınız. Allah kalplerinizi İslam'la birleştirdi, ilaf etti dediği ayette hatırlayın bunu. Bu kullanımı buluruz. Biz de okumalarımızın Mekke dönemini aşan, hedefte önüne koyduğu, bulunduğu şehri İslam'la politik anlamda dönüştürme sürecinde dönüşecek ülkeyi dünyanın itilaf ve ittifak devletler arasında, kutuplu dünyasında yalnız bir ulus devlet olarak inşa etmeyi mümkün görmediğiniz için komşu İslam ülkeleri arasında, komşular arasında ilafı gözeterek mahallenin, kentin, devletlerin ilafından bahseden süreçlerden bahsediyoruz bildiğiniz üzere. Evet, nefisten topluluğa doğru geçişte beyt bir boyutuyla nefsi mukayese ettiğinizde bir cemiyettir, bir cemaattir. Ama menzile mukayese ettiğinizde ise adeta bir nefistir, bir başlangıç, nüve çekirdeğidir. İkisini de bir şekilde kendi içerisinde barındırıyor biliyorsunuz. Ve insanlığın tarihi, Kur'an'ın da ailenin tarihi diye bir videonun sadece yarım saatlik bir videomuz. Bir iki dakikasını gösterdim. Daha önce üzerinde konuştuğumuz bir video ki izletmeden yine üzerinde konuşacağım. Biz en köke götürdüğümüzde de insanı başlangıçta tekil olarak bulmuyoruz. Nefsi vahid olan Adem kendi cinsinden tezevvüç ediyor. Yani ikiline, müsnasına kavuşuyor. Böylelikle erkek ve zeki, müennes ve müzekker şeklinde ikili olarak karşımıza çıkan toplulukla şeytanın, insanın imtihanı başlıyor. Dolayısıyla Adem'in iki periyodu vardır. Birisi kendisinden eşi ayrışmadan önceki Adem, bu dişiyi de içinde barındırır. Yani nefsi vahittir. Ve ikinci olarak kendi cinsinden eşi var edildiğinde o da insandan olmuştur. İnastır, nisadır, insandan olan demektir. Başka bir türdür de gelip insanlar arasında yaşamıyor kadın cinsi. Yani insanlık kadını insan saymak için de belli bir mücadele verecektir. O sürece ermek de kolay gerçekleşmiş bir hadise değildir. Ama insanlığın birliği ilkesi cinsiyetlerin birlikteliğine, tek bir aile birlikteliğine gider. Ve şurada gördüğünüz akdi nikah duasında bu kelimeyi biz kullanırız. Nikah akdinde beytin inşasında
O ilk inşaya, ailenin kökenine vurgu yapılır ve Adem ve Havva'ya gideriz. Oradan son elçiye Muhammed Aleyhisselam'a, Hatice-ül Kübra'ya geliriz. Oradan da onun kurduğu aileye, Fatıma-ül Zehra'nın ailesine geçiş yapılır. Adem'den Hatice ve Fatıma-ül Zehra. Ve bunlar arasında Allah'ın ellefte, ilaf etmesi, aralarını, kalplerini bulması, müellef etmesi birbirlerinin kavramlarını görürüz. Demek ki Adem ve Havva arasındaki ilaf gördüğünüz gibi evin kuruluşudur, ailenin kuruluşudur, ülfettir, insanlığın ortaya çıkışıdır ve bu kavramla adlandırıyorsunuz. Aynı şeyi Hatice-ül Kübra ve Muhammed Aleyhisselam temsil ediyor ve o da Fatıma ve damadında bunu şekillendiriyor. Her Müslüman aile nikah akdi duasında böyle güzel bir dizelerden, terkiplerden oluşan anlamlı kavramsallaşmaları bulduğumuz bir duayla başlatırlar hayatı. Nikah akdi duasında duadır sonunda bu. Yani nikahı akt hale geliştiren duanın kendisi değildir. İki taraf arasındaki icap ve kabuldür. Ki bunu daha önce hukukul ibadet konusunda bahsetmiştik. Aileden ticarete, devlete kadar hukukullah dışındaki hukukul ibadet arasında bağı ortaya çıkmamasının yolu ancak aldatmaya konu olmayan, fahiş olmayan, gabın olmayan bir akitle gerçekleşir toplumsal hayat. Bir kontratla, sosyal kontratla gerçekleşiyor bildiğiniz gibi. Bu ailenin o halde berhava edilmesi, çözülmesi, ortadan kaldırılmasına yönelik her türlü etkinlik arzda ifsadın da başlangıcıdır. Arzı bütün bir yeryüzü olarak, arzı bir mahalle olarak, devlet olarak, imparatorluk olarak düşünebilirsiniz. Sonunda nefs dışında en küçük öbeği beyittir bildiğiniz gibi. Ve karı ve kocanın arasını ayırmak için çaba sarf ederseniz bu ifsattır. Bakara suresinde Harut Marut Süleyman küfretmedi o meşhur yarım sayfa tutarındaki ayette öyle geçmekteydim. Erkeğin ve kadının arasını ayırmayı öğrenmek. Fitne demek ki bu ilafın çözülmesiyle başlıyor. Arzda ifsat ve diğerleri. Sonunda aileyi bütün olarak ortadan kaldırmaya yönelik bir sürece doğru gidiyor yüzyılımız ve sonrası bildiğiniz gibi. Müzekker ve müennesi yarattı Allah. Yani Alak suresinde insanı yarattı der. Ama Ala suresinde zeker ve ünsay yarattı diyerek insan kelimesi çıkar. Yerin iki tür alır. İkisi de insandır ama ikisi farklı yükümlülükleri ve donanımlarıyla insan türüdür. Bunları kaldırdığınız zaman polarite ortadan kalkar. Dolayısıyla diyalektik biter ve hayat devam etmez. Ölüm durumu ortaya çıkar. Ve insanlık bunu böyle yapıyor. Böyle yapmak için de geriye doğru götürdüğü zaman Adem ve Havva'yı buharlaştırdı, yok kıldı. Buna mesela Avrupa'da paranın egemenliğiyle kurulan yeni zalim sisteme karşı muhalefet eden Marksist ideolojiyi biz yargılarken paradigma olarak aynı moderniteden beslendiğini, dolayısıyla sayıcı muhalefet olamadığını söyleriz. Mesela bu anlamdaki evrimsel süreçte aileye bakışa da geçerlidir bu. Şurada attığımız başlıkta geçen Kur'an'da ailenin tarihi nispeti bu göndermeyle ilişkilidir. Marx'ın çalışma arkadaşı olan Friedrich Engels'in meşhur bir çalışmasının adıdır. Ailenin kökeni, ailenin ve mülkiyetin kökeni diye. Hem mülkiyetin hem ailenin başlangıçta mevcut olmadığını, insanların sürüler halinde komün bir hayat yaşadıklarını söylemektedir. Çevrimsel tarih tamamlanıp da komünel döneme erdiğimiz zaman da devletin yurttaşları olan proleterler tek bir aileye dönüşeceklerdir. Ve aile kalkacaktır, mülkiyet kalkacaktır, sirkus böyle tamamlanacaktır. Ve 1700'lerin sonlarında, 1800'ler boyunca, 1900'ler boyunca yürüyen feminist mücadele, kadın ve erkek arasında erkekten intikam alma üzere bir cinsiyetin mücadelesi olarak bir diyalektiğe karşılık gelmekteydi. Ama 21. yüzyılda evrildiğimiz geçen yüzyılın son çeyreğine itibaren ise toplumsal cinsiyet konusu gündeme geldi. Yani biyolojik cinsiyete seks deniyor. İkincisine ise gender dedikleri cinsiyet tarzı. Burada ise kavgadan bahsetmiyorsunuz. İki türün kavgası da tarihin sonuna eriyor.
Yani insan hangi cinsiyette olmayı arzu ediyorsa o cinsiyete dönüşebilir. Fiziksel olarak da dönüşebilir, biyolojik olarak. Dönüşmese de kendini öyle kabul etmişse, öyle deklar etmişse başka tarafta onu öyle kabul edecektir. Dolayısıyla erkek kadın, kadın erkek ikisi kendi hem cinsler içerisinde beraber yaşama iradesini ortaya koyduklarında ortaya çıkan bu birlikte yaşamaya aile diyor. Modern hukuk ve LGBT ile sembolize edilen yeni insan hakları süreci ulaştıran çağdaş uygarlık seviyesinin geldiği nokta burası. Yani Allah'ın birleştirilmesini emretmişin arasını ayırarak, kadın ve erkeğin arasını ayırarak bir kavgayı yürütüyorlar. O takdirde ceman okumalara intikal ettiğinizde ferden okumadan cemiyeti, ülfeti aileyle teşkil etmeniz gerekiyor. Ve orada tabi olduğunuz köke kadar gidiyorsunuz. Burada başladığınız Adem'le beraber aile içerisinde kardeşlerin, babaların, oğulların, annelerin, çocukların tamamen bir aile tarihi üzerinden yazdım Kur'an-ı Kerim'in kısa tarihini özetleme periyodu ile. Menzil çok istisnai dönemlerde başarılabilmiş olan hedeftir. Davut Süleyman örneğinde gördüğünüz vesaire gibi. Ama aile bozuk toplumlarda da cari olan bir durum olmayı hep sürdüre geldi. Ama bugün o bile dağılmaya doğru gidiyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla aile ve beyit konusu çok önemli bir alana bizi götürüyor. İzlettiğimiz videoların ilkinde geçen bir yarışma programı galibi dikkatli bu konumuzla irtibatlı olduğu için hatırlayarak buraya aldım. 40 yıl 1980'lere kadar İsviçre'de cari olan bir önemli insanlık dışı durumu soru konusu etmiş, hangi ülkede olabilir diyerek uzun yıllar Avrupa'da yaşadığını söyleyen bir kendisinden başkasına dönüş olan hanımefendi diyebileceğimiz zavallı o kadar övgüyle İngiltere'den ve İsviçre'den bahsetti ki asla ihtimal vermedi İsviçre'yi hepsinin ötesinde bir yere yerleştirerek ve sonunda cevap İsviçre olarak karşına çıktığında 9-10 dakikalık bir videodur burası. Tüm salondakiler ve diğerleri dona kaldılar. Kadının iddiaları içinde bulunduğu pozisyon ve kendi kendini yıkan bir efsane haline dönüşen bir gösterimdi bu uygulama. İsviçre burada bizim için anahtar bir kelime oluyor. Çünkü 1926 tarihinde Türkiye'de kabul edilen medeni kanun ki önemli bir bölümü ailenin kuruluşuna dağılmasına yönelik hükümler içinde barındırmaktadır bilindiği gibi İsviçre'den tercüme edilerek hemen hemen hiçbir uyarlama yapılmayarak yerel bin yıldır yaşayan öften hukuktan bir şey içine katılmayarak bir topluma dayatıldı birinci yüzyıl cumhuriyeti tarafından. Yani menzili inşa ederken de o menzil içindeki öbekleri de aileyi de üstten gelen bir dayatma ile inşa ettiler. Dolayısıyla İsviçre Medeni Kanunu, Sivil Kanunu, Evlenme Boşanma Kanunu, Türkiye'de resmi kanun denilen kanunun adını siz sıfatlarsanız aradaki resmi kelimesinin karşılığını açımlayarak verirseniz İsviçre kanunlarıdır. İsviçre yasalarına göre evlenmediğiniz zaman uygar toplumun vatandaşı olmuyordunuz ve sizi gayrimeşru addediyordu. Dolayısıyla değişik ihtiyaçlar nedeniyle birden fazla evlilik yapan onlarca aile bir anda gayrimeşru ilişki sahibi kılındı. Herkes aile tarihine giderse anne tarafından, baba tarafından böyle iki evlilik çocukları olduklarını görürler ya da olanla kuma olan aileleri görebilirler. Bir anda bunlar aile dışında edilerek büyük bir zulme imza atıldı. Bir geride kalan nikah da hoca nikahı, imam nikahı olarak aşağılandı. Yenilen uygarlığın tutumu gayrimeşru addedildi. Dediğim gibi bunlar birinci cumhuriyetin geçen yüzyılın İsviçre'si. Şimdi geldiğimiz konu mu? Kadından ve erkekten bahsediniz bir aile değil. Bamba aşağı bir şeye intikal etti. Dolayısıyla çok daha başka bir hikaye yazıyorsunuz. Ama ortada İsviçre devlet düzeyinde olduğu gibi aile düzeyinde de bizim için anahtar bir durum ortaya çıkarttı küresel Roma'ya gidiş sürecinde. Malum 1920 yılında 4 yıl süren Harbi Umumi'nin nihayeti sonrasında yenilen ülkelerle ikili anlaşmalar yapıldı. Almanlar masaya oturdular,
Avusturya masaya oturdu vesaire, Macaristan, Bulgaristan, Türkiye'de. Nerede? Türkiye'nin oturmuş olduğu masa İsviçre'de Sever kentinde gerçekleşti ve imparatorluk orada dağıtıldı. Menzil orada dağıtıldı. İlaf orada dağıtıldı devlet boyutuyla 1920 yılında. Bu tarihten 6 sene sonra Sevr'i yıktık diyen bir irade kurmuş olduğu cumhuriyette İsviçre'nin aile yasalarını resmi yasa olarak tercih etti. Yazıda mesela Türk alfabesinden bahsettiler. Alınan alfabe Latin alfabesiydi. Etekine Arap adı verdiler, Kur'an alfabesi. Gördüğünüz gibi kavramlar üzerinde oynayarak hep yapa geldikleri olan sünneti icra ederek bir hikaye. Bir başka şekilde bizim menzilimiz Sevir Mağarası'nda 622 yılında inşa edilmişti. 1920 yılında Sevir kentinde ise çözüldü. Onu iptal ederek yine İsviçre'nin başka bir kentinde akdedilen yasayla, Lozan Anlaşması'yla kendimiz artık kendimizi yönetiyoruz diyerek ortaya çıkanlar 3 sene sonra İsviçre Medeni Kanunu kabul ederek bir maskeli baloda oyun içerisinde oynadılar, dalgalarını geçtiler. 1897 yılında Basel'de toplanan Siyonist Kongre 20. yüzyıl boyunca biliyorsunuz dünyamıza vaziyet etti. Küresel sermayenin ağırlık ayağını onlar temsil ettiler. Basel'de yine İsviçre'nin bizim önemli bir ayağımız ve parçamız oldu. Şimdiki çizgi filmler gibi vahşet ögeler içinde barındırmayan çocukluğumuzun bir çizgi filmini koydum buraya. Haydi diye izlemiş olduğunuz film. İsviçre Alplerinde yaşayan bir kız çocuğu ve dedesi arasındaki doğayla olan mücadele, sevgi temalarını işleyen güzel bir hikayedir. Aslında hikayenin gerçek bir hikayeden uyarlama olduğunu biliriz. Bu arkasında çok acıklı bir tarih vardır. Burada anlatılan, soruda geçen çocuklara karşı işlenen cinayetlerin, yasa dışı tutumların bir sembolidir. Çıplak ayaklı dağlarda gezen Haydi hikayesi. Bu ögelerinden yalıtılarak Japon animasyonunda çizilmiş ve Avrupa'ya ve dünyaya pazarlanmış acıklı bir hikayedir. Çocuk olarak izlediğimiz yıllarda bunun herhalde ayırt olamazdık ama onun hikayesini daha sonra öğrendik. Tabii videolar çok olan seni izletmedim. Küçük Prenses hikayesindeki kız çizgi filmi de bunun bir İngiliz uyarlamasıdır. Benzer acılarla doludur bu hikaye. İzlettiğimiz Bosna'daki dramın acısını bütün dünyayı bunu anlamaya, buna karşı baş kaldırmaya davet ediyoruz. Ona dikum diye seslendiren bir ses, bir çocuk sesiydi. Burada Arun Aleykum diye bir Filistinli kızın çığlıkları vardı. O da bir bu dünyanın katledilen mevudelerinden bir tanesiydi. Onun hikayeleri bize anlatmaktaydı. Bu Küçük Prens çok meşhur bir çocuk hikayesidir bildiğiniz gibi. Türkiye'ye çevrilmesi bazı pasajları dönemin monarkına çağrıştırdığı için yasaklanmış olan bir metindi. Biz Sabiye Görüşlü eğitimlerinde onların zihinsel dünyalarını, ahlaki dünyalarını besleyecek bu tür metinleri gerek görsel gerek yazı biçiminde katılımcılara, öğretmenlere paket halinde takdim ediyor ve bunlardan yararlanmalarını telkin ediyor idik bildiğiniz üzere. Kipeci Kız masalını ise bir dağ buluşmasında izletmiş üzerinde uzun uzun konuşmuştum. Epey dramlı bir hikaye. Ve Avrupa'ya gönderilen 7 oğlun 7.'si bozulmamak için kendisini meydana gömer Sezai Karakoç'un bildiğiniz ünlü masalı. Yine babalar, oğullar, batıl olan hikaye, dağılan aileler, kaybedilen nesiller ve kuşakların hikayesidir bize anlatılan hikaye. Yine izletmediğim bir başka İranlı ses. Kervanın kaçırıp götürdüğü çocuk, arkasından ağıt yakan bir aile, keravan, saravan hikayesi. Bu bağlamda konetmiş olduğum hikayeydi. Ailenin kökeni ve mülkiyetin kökeni Engels'in yetersiz muhalefetin paradigmal olarak aynı kökenden beslendiği için aslında onun kadar zehirli olan tutumuna karşı Kur'an'da Ailenin Tarihi adlı bizim baktığımız durduğumuz yer. Her Müslüman ailede
karşılıklı icap ve kabulden sonra yapmış olduğu duada Adem ve Havva'nın ülfetine, Muhammed ve Hatice'nin ülfetine, Fatıma ve Ali'nin ülfetine aday olduğunu, ailenin devam ettiğini haykırırlar. Böylesi bir ilandır bu. Ve anlatmış olduğum hadisenin bu teorik kurgusu da bir pratiğin içinde inşa edilmiştir. 1985-90 arasındaki Orta Anadolu tenvir çalışmalarımız sırasında düğün geleneğine de, aile geleneğine de müdahale ederek alternatif düğün toplantıları tertip etmekteydik. Çalgılı, çılgılı, danslı, geleneksel toplantılar dışında ailelerin kadın ve erkek buluştukları gecelerde, evlilik öncesi ve evlilik sanatı törenlerde yapmış olduğumuz bir çizgi vardı ki bunlar sonraki dönemlerde kaybedildi maalesef. Ve orada hazırlamış olduğum bir dokümandı. Ve bu dokümanı ben daha sonraki dönemlerde de Almanya'da da sonraki dönemlerde de önceleri disketler, sonra CD'ler, sonra görsel materyale dönüştürerek evlenen ailelere takdim etmişimdir. Benim hediyem de maddi cinsten değil, bunun üzerinden olmuştur. Ali ve Fatıma'nın, Muhammed ve Hatice'nin oradan Adem'e kadar giden bir sürecin hikayesi. Kadın olsun, erkek olsun bu hikayede kendisini bulacaktır. Annesini, babasını, kardeşlerini bulacaktır. Eğer böyle bir işiniz gücünüz yoksa, hayatınızın önüne aileyle ilgili böyle bedel koymamışsanız ve aileyi kuran ülfetin ve akdin bu dini yerden beslendiğinin ayırdığında değilseniz, evet, ortaya çıkacağı nesillerde epey sorunlu alanlar ortaya çıkartacak. Dolayısıyla Türkiye'de dini nikah, resmi nikah diye adlandırmanın o sahte isminin altını kazdığın zaman ortaya çıkan süreç budur. Bizim varoluş kuşağı 1960'larda 26'da kabul edilen İsviçre Kanunu'nun kaçıncı yılının çocuklarıdır? 34. yılıdır. 60 darbesinin gerçekleşiğinde 34 yıldır Türkiye'de aileler resmi nikah denilen küresel Roma nikahıyla böyle kurulmaktaydı. Dolayısıyla imam nikahı, yani imamet, Kureyşi imamet manasında yüksek yere götürerek algılarsanız sorunlu bir kelime değil ama bu biliyorsunuz tahkir etme manasında kullanılan bir şeydi. İslam'da nikah, toplumsal nikah. Toplumun iki tarafın akilesinin şahitliği derecesinde icap ve kabuldür. Ve bunun üzerine de yapılan o söylemci bunun duada adı geçen göndermeler üzerinden de çok anlamlı bir göndermeye sahiptir. Ve ailenin yeni değişen tanımı nedeniyle ki bunlar Türkiye'de de parça parça gerçekleşecektir. Cinsiyet üzerine birliktelikten bahsetmiyoruz. İki yetişkin bireyin birlikte yaşama iradesinden kaynaklanan bir aile resmi nikah tarzı karşımıza çıkıyor. Öyle olunca dünden daha fazla bugün anlamlıdır. Resmi nikah, yani İsviçre nikahı, yani küresel nikah karşıtlığı. Üstelik yıkılan ailenin sonunda getirilen nafaka sorumluluklarından mütevellit, boşanan ailenin yeniden aile kurmasını imkansızlaştıran bir durum, evlilik dışı yaşama insanları itiyor. Avrupa için normal olan bir hadisenin bizim cenahımızda doğuracağı korkunç sürümden mütevellit olarak da, yani bugün bence Müslüman gerçek ailelerin resmi nikah hiçbir ihtiyaçları yok. Toplumsal kabulün kabullendiği biçimiyle birlikte yaşama dedikleri yaşama pekala riayet gösterebilirler ve bu tarzdaki evlilikleri gerçekleştirebilirler. Anlamlı yaşayış da burada gözüküyor. Evet, ilaf-ı beyt ve takılıyor.
Demin yapabildik. YouTube. Allah nefsinin çelgıncılarına rağmen onları bastırıp hüküm. Bakalım. Allah nefsinin çelgıncılarına rağmen onları bastırıp hükümlerini kendisi ve evlatları üzerinde yürür. Evet, gidiyor. O zaman bunu YouTube'da mı açmamız gerekecek? Buradan YouTube'a geçiyorum. Burada yazımız var ama. Yordun bizi ya. Buradaki tasih boyutu yok. Demek ki yeniden seslendireceğiz. Peki. Allah nefsinin çeldiricilerine rağmen onları bastırıp kendi hükümlerini kendisi ve evlatları üzerinde yürürlükte kılacak irade sahibi bir varlığı yaratmayı diledi. İsteyerek istemeyerek kendisine kullukta bulunan bütün mahlukatın dışında bambaşka bir varlık olacaktı bu. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Dileğini meleklere bu ifade içinde bildirdi. Kıvamlanmış, şekil verilip biçime sokulmuş, cesete üflenen ruh ile beşer sıfatını kazanan bu yepyeni varlık, ilahi irade tarafından halife olarak isimlendirildi. Meleklerin irade sahibi bir varlığın iradesini, Allah'ın iradesi yönünde kullanmaması sonucu arıza çıkacak fesada dikkat çekmeleri, Allah-u Teala tarafından "Ben sizin bilmediklerinizi bilmekteyim" ifadesiyle cevabını buldu. En güzel kıvamda yaratıldı Adem. Bütün varlıkları okuma bilgisiyle donatıldı. Okuma ve yorumlama. Melekler kendilerinin acize düştükleri bu konuda Allah'ın sanatı önünde secdeye kapandılar. İblis istikbar etti, secdeye yanaşmadı. "Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan. Benim ona secdem olacak şey değil." Allah'ın vasıfsızca bildirdiği şu ağaç, İblis tarafından zinetlendirildi, tezyin edildi. Adem hilafetinin sınavını verecekti. Ölümsüzlük bahşedecekti bu ağaç. Kim solmayacak bir hayatı bahşedici iksirlerle donatılmıştı bu ağaç. O ağaç yiyenlerini iki melik yapıcı bir kudrete sahipti. Bu aileye ağacı yeni baştan böyle tanımladı İblis. Aile bireyleri çeldiricilerin kudreti önünde şaşırdılar. Evin reisi Adem ağaçtan tattı ve hanımına da yedirdi. "Ey, ben sizi o ağaçtan men etmemiş mi idim? Şeytanın size apaçık düşman olduğunu söylememiş mi idim?" dedi Rab. Adem iblisin yeminlerine aldanmıştı, itiraf etti Rabbine. Ondan kelimeler öğrendi, bir daha onun hilelerine karşı uyanık olacağına söz verdi. Hatasında ısrar eden iblisin yolunu tutmadı. İblis ve Adem ailesi yeryüzü hayatlarına başladılar. İblis Allah'tan inadına haklılığını ispatlayıcı bir süreyi kendisine tanımasını istedi. "Eğer Adem benim kendisini tanımamı gerektirecek denli üstün birisi ise bana süre tanı. Onu dünya hayatında da aldatmaya çalışayım. Bir bak o zaman sana mı tabi olacak yoksa bana mı?" Allah kulları, muhlis kulları üzerine onun hiçbir tesiri olmayacağını söyledi. "Sen ancak sana tabi olacak tinetteki kişileri aldatabilirsin. Sana ve sana uyanlar için derin bir azap hazırlamışımdır. Haydi git, sen mühlet verilenlerdensin, iddian için çalış." İblis mühletin sevinci içinde aykırdı. "Onlara sağlarından, sollarından, arkalarından, önlerinden yaklaşacağım. Senin sırat-ı mustakimin üzerine oturacağım. Onların çoğunu sana ibadet edecekler bulamayacaksın." Adem ve eşi, yeryüzünün ilk sakin insanları, yeryüzünün ilk toplumu, ilk aile, ilk devlet. Allah Adem'e ve eşine çocuklar verdi.
Allah'tan aldığı ekber buyrukların kılavuzluğunda onları yetiştirdi. Terbiye etti Adem. Allah'ın buyruklarını ailesi üzerinde uygulayan bir baba, bir vali oldu. Allah Adem'in çocuklarını sınadı. Onlardan kendisi için birer kurban sunmalarını istedi. Adem'in ilettiği buyruğu en güzel şekilde yerine getirdi Habil. Kabil'in kurbanı kabul olunmadı. İblis Kabil'i kurdu Habil'e karşı. Adem'in ailesinde kutuplar oluşturmayı denedi. Sırat-ı Mustakim'e oturdu, Kabil'i kendisine dost edindi. Habil, Kabil tarafından öldürüldü, Habil ise kardeşine. Ant olsun ki ben sana el kaldırmam diyordu. Habil, Kabil tarafından öldürüldü, meleklerin arda bozgunculuk çıkaracak birini mi yaratacaksın sorusunu doğrularcasına. İblisin onların çoğunu sana ibadet edenler arasında bulmayacaksın haykırışını doğrularcasına. Ama Allah onların bilmediğini bilmekteydi. Muhlis kullar üzerinde bu ilk tuğyankarın ivaları hiçbir tesir icra edemeyecekti. Habil öldü ama Habil'in idealleri, kurbanları, Allah tarafından kabul olunanların idealleri, iradelerini Allah'ın iradesi doğrultusunda kullananların idealleri hep yaşadı. Allah'ın gösterdiği iki yoldan takvayı seçenlerden yeryüzü ari olmadı hiçbir zaman. Adem'in mini ailesinde kardeş kardeşi vurdu, baba ve anne kardeşler arasındaki bu teslimiyet ve isyan senaryosunun ahirete görgü şahitleri olarak kaldılar. Adem'in uzun yıllar sonraki torunlarındandır Nuh. Sünnetullah içinde bir anneden doğdu o da. Bir babanın terbiyesinden geçti. Kabillerin yaşadığı bir toplumda Allah onu kendisine elçi edindi. Allah onun diliyle seslendi toplumuna. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarması için elçi edindi Nuh. Uzun yıllar Nuh toplumunu ıslah için uğraştı. Gizlice anlattı onlara, açıkça anlattı. Sonunda Allah tufanın gerçekleşeceğini bildirdi Nuh'a. Allah Nuh ailesini, inananları, iradelerini Allah'ın iradesi yönünde kullananları kurtaracağız sözünü vermişti Nuh'a. Sular her tarafı kaplamaya başladı. Nuh yalvardı, yakardı oğluna. Kendinden bir parça olan oğluna. Yavrum gemiye gel. Gelmedi evlat. Gemiye gelmek Nuh'u tanımak demekti. Nuh'un temsil ettiği iradeyi tanımak demekti. Oğlu da Kabil gibi şeytanın ivalarına kapıldı. Dosdoğru yol üzerinde oturan şeytanın çeldiricilerine aldanmıştı. Ben daha sığınırım dedi. Azgın sular altında can verirken evlat, acısı içinde Nuh Rabbine halini arz ediyordu. Rabbim, hani sen bana ailemi kurtaracağımı vaat etmiştin. O senin oğullarından değildir, o kötü işlidir. Seni cahillerden olmaktan men ederim dedi Rabbi. Nuh bağışlanma diledi Rabbinden. İnsanları birbirleri arasında hısım kılan akide bağıydı. Oğlu ise karşı akideyi benimsemişti. Adem'in Kabil'i kaybedişi gibi Nuh da bir baba olarak oğlunu kaybetmiş, sulara gömülmesini seyretmek zorunda kalmıştı. Sadece oğlunu mu? Karısı da gemiye binmeyenler arasındaydı. Nemrud'un putane bakanlığının oğlu olarak dünyaya geldi İbrahim. Çocukluğundan beri putlardan ve putçu zihniyetlerden uzak kalmaya çalıştı. Allah İbrahim'i de yalnız oğul ve karısı yönüyle değil, daha ağırı babasıyla denedi. Toplumu ve babasını defalarca uyardı, onlara gerçek akideyi göstermeye çalıştı. Babası atalarının dinini ayıplamaktan men etti İbrahim'i. Yaşlılığını, bilgi ve tecrübesini koydu onun önüne. Onu hayatı tanımamakla, toylukla suçladı. Topluma, koyulu buyruklar dizgesine, kurulu düzene, yönetmeliklere nasıl karşı konulabilirdi? Sonunda İbrahim hem toplumunu hem babasını terk etmek zorunda kaldı. Selam dedi, ayrıldı onlardan. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Oysa inkarcı için bağışlanma dileme olur şey değildi. Nuh'un evladına duyduğu acıydı, İbrahim'in babasına duyduğu. Kocamış yaşında Allah İbrahim'e Sare ve Hacer'den kurulu peygamberin ailesine İshak ve İsmail'i verdi. İki ayrı toplumun temellerini attı baba İbrahim iki oğluyla. Hacer, o hicretin kadını Filistin'e açtı. O ekinsiz vadide yavrusunu sulamak için çırpındığı durdu.
Zemzem'in fışkırdığı noktada Mekke kenti kuruldu, gelişti. Allah İbrahim ve İsmail'e Kabe'yi inşa etmelerini emretti. Adem, Kabil, Nuh oğlu ikilisinin tam aksine İbrahim, İsmail ikilisi tam bir uyumla Kabe'yi inşa ettiler. Sonunda Allah'ın insanlar için önderler göndermesini diledi Allah. İbrahim duasını kabul etti. Seni ve zürriyetini insanlar için imamlar kılacağım buyurdu. Ama soyu hakkında verilen bu vaat İsmail'e bakarak İbrahim'i aldatmamalıydı. Kıyamete kadar soyundan İsmail'ler çıkmayacaktı ki. Zalimler de bu sülpten gelebilecekti. Adem'den Kabil'in çıktığı gibi. Zalimler benim ahdime eremezler buyuruldu. Zalim oldu mu artık o senin soyundan sayılmamaktadır. Allah İbrahim'den rüyasını gerçekleştirmesini istedi. İbrahim adadığı kurbanı Allah'a arz etti. Allah Habil'in kurbanı gibi İbrahim'in kurbanını da kabul buyurdu. Oğlu İsmail'in Allah önündeki teslimiyetini kabul ettiğini söyledi. İsmail yerine bir hayvan kurbanını onlardan kabul etti. İbrahim kendi halkının peygamberiydi. Akrabasından Lut'un halkını helak etmeye gelen melekler İbrahim'i uğrayarak ona İshak'ı müjdelediler. Ümmü İsmail'den sonra anne Sara'yı ziyadesiyle sevindiren bir müjdeydi bu. Ama İbrahim Lut'un kavminin helakı karşısında sarardı. İçlerinde Lut da vardı onların. Ama melekler Lut ve ailesinin kurtulacağını söylediler İbrahim'e. Lut'un kavmi cinsi sapıklık içinde yüzmekteydi. Lut'un bütün didinip uğraşmaları bir fayda sağlamadı onlara. Gelen melekleri erkek kılığında görünce Lut'un evini sardılar. Lut ilk önce gelenlerin melekler olduğunu bilemediği için misafirlerine zarar verebileceklerinden endişe etti. Kızları ile yola gelen onları nişanlayabilirdi. Ama erkeklere, misafirlere saldırı nasıl düşünülebilirdi? Melekler sakinleşirler, onun ve ailesinin kurtulacağı, kafirlerin ise helak edileceğini bildirirler. Bir gece Lut, iki kızını ve inananları yanına alıp şehri terk etti. Geriye bakmamaları emredildi, altı üstüne getirilen Sodom ve Gomorra içinde Lut'un hanımı da vardı. Tıpkı Nuh'un inkarcı karısı gibi. İbrahim'e destek olan Sare ve Hacer'e karşı Lut'un düşmanları ile işbirliği yapan, tartışan karısı. Biz seni alemlerin işine karışmaktan men etmemiş miydik diyen Lut'un kavmi toprağın altına geçirildi. Allah İbrahim'in duasını kabul etmişti. Soyundan İsmail ve İshak'a da peygamberlik verdi. İshak soyuna oğlu Yakub'a, oğlu Yusuf'a. Babacığım dedi bir gün Yusuf, rüyamda 11 yıldız güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm. Yusuf'un rüyasındaki vahyi anlamıştı Yakup. İbrahim'in duası oğlu Yusuf ile sürecekti. Kardeşleri de ona boyun eğmekle imtihan edeceklerdi. Sonunda ne oldu? Kardeşleri Yusuf'a tuzaklar kurdular. Onu bir kuyuya salıp babasına onu bir kurt yediğini söylediler. Gaybi bilmiyordu elbette Yakup ama o rüya bir vahiydi ve doğruydu. Yusuf yaşıyor olmalıydı. O rasul kılınacaktı. Ölümüne bu nedenle inanmadı. Habil'in bir Kabil'e karşı Yusuf bütün kardeşlerini, ağabeylerini karşısında Kabil olarak buldu. Allah Yusuf'u kuyudan kurtardı ve onun şehirde köle olarak satılarak kralın sarayına bu vesileyle girmesini sağladı. Kralın vezirinin hanımı onu köle olarak yanına aldı. Sarayın kokuşmuş sosyetesi Yusuf'u iğrenç emelleri için kullanmak istediler. Aziz'in karısı Yusuf ile ilişki kurmak istedi. Yusuf Allah'tan çekindiğini, onun kendisini yetiştiren Rab olduğunu, ona ihanet edemeyeceğini anlatmak istedi. O ise kovaladı Yusuf'u, gömleği arkasından yırtıldı. Onları bu halde yakalayan kocası yanında ise suçu köleyi yıkmak istedi. Karına sarkıntılık etmek isteyenin cezası nedir? Ölüm mü, ebedi zindan mı? Bilir kişiler gömleğin arkadan yırtılmasını Yusuf'un temizliğine, bilakis bu fuhuş isteğinin kadından geldiğine şehadet ettilerse de, durum kendisine apaçık belli olan Aziz, karısının suçunu örtmeyi Yusuf'u zindana göndermekte buldu. Babasından, Habil kardeşlerinden ve annesinden uzakta köle zindanda bir Yusuf. Ey arkadaşlarım,
Böyle başladı her bir defasında Yusuf'un zindan arkadaşlarına tebliği. Birden çok Rabler mi iyidir yoksa kahhar olan tek Allah'ın Rabliği mi? O halde nedir bu düzmece idareler, bu sahte Rablik iddiaları? Zaman Mısır yöneticilerini Yusuf'a muhtaç ettirdi. Yusuf aklandı ve dışarı çıktı. Firavun yönetimi onu devretmek zorunda kaldı. İbrahim'in torununun oğlu yeniden insanlara imam oldu. Babası ve kardeşleri onun tarafından kabul olundular. Rüya gerçekleşti. 11 yıldız, güneş ve ay Yusuf'un imametine boyun eğdiler. Bünyamin Yusuf'un yanında kaldı. Bu kez Kabil, Habil'i öldüremedi. Öldürmeye gelen Kabil, Habil'in teslimiyeti önünde ona yenildi. Af yolunu seçti. Yusuf ailesini kurtardı, hilafetini deruhte etmiş oldu. Yakup, İbrahim'in torunu, ölüm yatağında topladı evlatlarını başına. Söyleyin bana, benden sonra kime kulluk edeceksiniz? Senin ilahına, ataların olan İbrahim, İshak, İsmail'in bir olan ilahına. Yakup bu mutlu tablodan son derece hoşnut oldu. Nuh'un, Lut'un görmeyi dilediği bir tabloydu bu. Yalnızca Müslüman adıyla can verin vasiyetiyle gözlerini kapadı Yakup. Allah Yakup'un, Yusuf'un kardeşlerinin soyundan yıllar sonra Musa'yı getirdi dünyaya. Firavun kendi saltanatının yıkılmasından korktuğu için İsrailoğullarının bütün erkek çocuklarını doğumlarından sonra öldürtmekteydi. Allah Musa'nın annesine vahyetti. Musa bir sandık içerisinde suya, Nil'e bırakıldı. Musa'nın ablası da sandığı izlemeye başladı. Allah Musa'yı saraya yerleştirdi, hem de Firavun'un hanımının eliyle. Onu evlatlık edinmek istediler, bir saraylı olarak yetişti Musa. Zaman onu bir İsrailli'yi savunma zorunda bırakınca Mısır'ı terk etmek zorunda kaldı. Bizi bu zalim milletten kurtar diye dua ediyordu Musa Rabbine. Medyen taraflarında davarları sulayan bir insan topluluğu buldu. Bu topluluğun gerisinde sürüleri sulayan iki kadın gördü. Varıp durumlarını sordu. Babamız çok yaşlıdır, bu işi biz yapıyoruz. Musa onlara yardımcı oldu, sürülerini otladı, kadınlar babalarına Musa'dan bahsettiler. Onu ücretle tut dediler, o güçlü ve güvenilir biri. Yaşlı baba, muhtemelen Şuayb aleyhisselam, 8 yıl çalışmasına karşılığı bu gence onu kızlarından biriyle evlendirmek sözü verdi. Bu süreyi saklanması için de uygun buldu. Kendisi için ve rızık temini için böyle iyi bir kadına sahip olmayı da. Musa süresini tamamladı, Şuayb'in kızlarından biriyle evlendi. Tekrar Mısır'a doğru yol tuttu. Gecenin karanlığında bir ışık gördü uzakta. Durunuz, ben bir ateş gördüm. Size bir haber ya da tutuşturulmuş bir odun getirebilirim. Belki ateşin yanında bir yol gösterici de bulabilirim dedi. Ateşe yaklaştı, vadinin sağ yanında ateş tarafından bir ses işitti. Ey Musa, ben ateşin Rabbi olan Allah'ım, bir olan Allah'ım. Ayakkabılarını çıkar, çünkü sen kutsal bir vadi olan Tuva'dasın. Ateşin yanında olanlar ve çevresinde olanlar mübarek kılındılar. Seni seçiyorum, artık vahyolanları dinle. Ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Beni anmak için namaz kıl. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye zamanını gizlediğim kıyamet bir gün gelecek. Elindekini bırak yere. Elini göğsüne sok. Onun bembeyaz kesildiğini göreceksin. Musa Mısır'a girişinden önce Tuva'da peygamber kılındı. Mucizelerle donatıldı. Yusuf'un torunu babasının Firavun'a karşı verdiği mücadele meşalesini yeniden yakmakla görevlendirildi. Annesinin, ablasının kardeşi Harun'un beldesine giderken artık aileden başka bir hanım da vardı yanında. Şöyle seslendi. Rabbim, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Ailemden kardeşimi, Harun'u bana yardımcı ver. Beni onunla destekle. Elçilik işinde onu bana ortak et ki seni daha çok tesbih edebilelim, çokça anabilelim. Şüphesiz sen görmektesin bizi. Allah Musa'nın duasını kabul ettiği ikisine seslendi. Seni kardeşinle destekledim. Azgınlık eden Firavun'a gidin. Önce yumuşak söyleyin. Habil, Kabil kavgası nerede? Yusuf'un kardeşlerinin ona tuzağı nerede? Harun ve Musa'nın tevhidi kavgada dayanışması nerede? Firavun bütün desteklerine rağmen Musa-Harun ikilisinin eşsiz mücadelesine yenik düştü.
Musa, Harun ve inananlar evlerini mescitler edindiler. Firavun'un güvendiği sihirbazlar bile Musa Harun ikilisinin Rabbine secdeye kapandılar. Firavun için tek çare onları ülkeden sürmekti. Bütün Beni İsrail oymağını kovaladı. Musa'nın önderliğinde Kızıldeniz'e Allah onlar için yardı ve Firavun'u o suda boğdu. Toplumunu uzun süre eğitme imkanı bulamamıştı Musa. Tam inanmamakla beraber davanın sempatizanları da onunla birlikte gelmişlerdi. Bu nedenle çölde uzun yıllar gerçek inananlar ile menfaatleri gereği onların peşlerine takılanları eğitmekle uğraştı bu ikili. Musa Tur Dağı'na Tevrat'ın levhalarını almaya gittiğinde Harun'u çok zor durumda bıraktı. Samiri eliyle yaptığı bir buzağının Musa'nın tanrısı olduğunu iddia ediyordu. İsrail'in çocuklarını onu ilah edinmeye davet ediyordu. Musa döndüğünde bu hazin tabloyu gördüğü kardeşine çıkıştı, sakallarından tutarak, "Ey anamın oğlu, onların sapıttığını görmüyor musun? Seni emrime karşı gelmekle itham ediyorum. Öyle deme ey anamın oğlu, saçımdan sakalımdan tutma. Doğrusu İsrail oğulları arasına ayrılık soktun, birliğin bozulmasını engelleyemedin demenden korktum. Ey anamın oğlu, bu toplum beni zayıf bıraktı, az kalsın öldüreceklerdi. Bana düşmanlarımızı sevindirecek şekilde davranma. Beni bu zalim milletle bir tutma," dedi. Allah yıllar sonra İshak'ın soyundan İbrahim'in duasına icabeti sürdürdü. Davud Calut'u öldürdü ve Allah Davud'a rasullük verdi ve soyundan rasul bir evlat bahşetti, Süleyman. Allah Eyyub'u elçi edindi. Hanım üzerine yaptığı bir yemini yerine getirmesini istedi. Sadece şeklini. Bir demet çöp al, onunla eşine vur. Ahdine sadık kaldı, yemininin zahirini korudu. İsrail'in yaşlı peygamberi Zekeriya. Allah ona İbrahim peygambere verdiği gibi ihyalık çağında Yahya'yı müjdeledi. Kitabı kuvvetle tut diye seslendi Yahya aleyhisselama. Beyt-i Makdis'te Meryem'i güzel bir bitki gibi Allah'a adanmış bir çocuğu büyüttü peygamber Zekeriya. İmran'ın hanımı Allah'a bir adakta bulunmuştu. Karnımda olanı sana adadım, onu kabul et. Onu doğurunca da şöyle dedi. Ya Rabbi, kız doğurdum. Kız erkek gibi değildir ama adağım adak. Ona Meryem adını verdim. Onu da soyunu da racim şeytandan sana sığındırırım. Meryem mescitte büyüdü. Ne zaman Zekeriya onun yanına gelse Rabbi tarafından rızıklandırıldığını görürdü. Ey Meryem, Allah seni temizledi, alemlerin kadınlarından üstün tuttu. Rabbine gönülden boyun eğ, ruku edenlerle birlikte ruku et. Allah bu adanmış kadın üzerinden İsa'nın mucizevi bir doğumla babasız dünyaya gelmesini murad etti. Rabbim bana bir beşer dokunmamışken, ben kötü bir kadın da değilken nasıl çocuğum olacak dedi. Nice zorluklara göğüs gerdi Meryem Allah adına. Ben bundan önce ölmüş biri olaydım, unutulmuş biri olaydım bile dedi. Toplum içine çıkınca ona karşı yapılan saldırılara, kötü naralara karşı beşikteki çocuğu konuşturdu Allah. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece namaz kılmamı, zekat vermemi, anneme ihsanen davranmamı emretti. Beni zorba kılmadı. Doğduğum günde, öldüğüm günde, dirileceğim günde benim için selam olsun dedi bebek. Hatemül Enbiya Mekke'ye Ebrehe ordularının saldırdığı yıl geldi. Mekke'ye yürüdüklerinde annesi ona hamileydi. Anne karnındayken babasını yitirdi. 6 yaşındayken annesini de. O en yakınlarını daha hayata başlarken kaybetti. Allah seni yetim buldu da barındırmadı mı? Ebu Talib'in evi, evi oldu onun için. Mekke'nin önde gelen tacirlerinden Hatice ile evlendi. Ticaret hayatında başarılı oldu. Allah seni yoksul iken buldu da zenginleştirmedi mi? 40 yaşında Nur Dağı'nda Allah onu elçi edindi. Kendisinin ilk tasdikçisi oldu Hatice ve kızları. Herkes yalanlamışken Hatice inandı ona. Herkes malını ondan esirgemişken Hatice malını serdi onun önüne. Mekke'nin işkence yıllarında, ambargo yıllarında Hatice'nin serveti kol kanat gerdi onlara. Erkek evladının olmayışıyla ayıkladılar. Ona epter dediler. Soyu kesik dediler.
Allah elçisine seslendi. Asıl soyu kesik olan onlardır. Biz sana Kevser'i verdik. Hazreti Fatıma dünyadaydı. Hazreti Hatice ile soyu devam etti ve Resul'ün soyu Hasan Hüseyin ile kızı tarafından devam ettirildi. Allah 6 çocuk verdi ona. Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep hep Resulullah hayattayken vefat ettiler. Hazreti Fatıma ise ondan sonra ancak 6 ay yaşadı. Vefat ettiğinde torunları henüz 10 yaşına bile basmamışlardı. Vahyi aldığı günlerde Hazreti Resul'ün de tebliğe önceki nebiler gibi önce ailesinden başlaması istenmişti. O da akrabalarını topladı ve onlara seslendi. Put yontan bir baba yoktu karşısında ama karşı koyan bir amca vardı, Ebu Leheb. Ona destek olan bir erkek kardeşi yoktu, Harun gibi. Ama ona herkes hayır derken evet diyen bir çocuk kuzen vardı, amcaoğlu Ali. Kur'an'dan aile ile ilgili bölümleri irdeleyerek oluşturduğumuz gezintiden tüm Müslüman ailelerin çıkartacakları dersler olduğunu inanıyoruz. Sahabenin eşsiz hayatından tablolar sergilemeye ise zamanımız müsait değil. Başta yeni evliler olmak üzere tüm Müslüman aileleri kısalara derslere çağırıyoruz. Ey babalar, çocuklarınızın önünde bir Azer kesilmeyin. Ey amcalar, yeğenleriniz önünde bir Ebu Leheb olmayın. Ey kardeşler, kardeşlerinize karşı bir Kabil olmayın. Ey kadınlar, kocalarınıza karşı Nuh'un hanımı gibi olmayın. Ey kadınlar, Hacer olmaya, Sare olmaya, Hatice olmaya, Meryem olmaya, Firavun'un sarayındaki Asiye olmaya ne engel var? Ey erkekler, eşlerinize karşı bir Musa, bir İbrahim olmaya, kız kardeşler, Hüseyinlerin yanında Zeynepler olmaya neden durmazsınız? Diyen bir metindi Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlerin aile hayatıyla sınırlı mücadelelerinin anlatım periyodu. Galiba buradakileri bitirmiş oluyoruz diğer slayda. Dönelim. Evet, peygamber sonrası döneme bu çizgiden çıkarttığımız Kur'an-ı Kerim'deki anlatımın rehberiyeti içerisinde bozulmuş toplumlarda da yaşasak, medeniyet tarihinde de yaşıyor olsaydık aile merkezde yer alacaktı. Çağdaş dünyanın aileye karşı açtığı savaşta, rollere karşı açtığı savaşta kutsadığı günler dolu. Biliyorsunuz onların Kadir geceleri, Kandil geceleri. Dolayısıyla o gecelerde biz de değişik vesilelerle tartışmalara bir yerlerden dalarak kendi durduğumuz yerden Adem'in ailesine, Adem evladı olmaya vurgu yapan paylaşımlar yapmışız. Namaz vakti sıkıştırdığı için onları kayıtlara girsin diyerek aktarıyorum ama galiba okumaya pek şeyimiz olmayacak, vaktimiz olmayacak. Evet, burada baba anne üzerinde bir paylaşımımız olmuştu. Araf, Abese suresindeki o gün kaçar kişi annesinden, babasından, kardeşlerinden diye bir vurgumuz vardı. Bir de kardeşler, tabi ilah kelimesi nasıl Adem'de kullanıldığını, ailede toplumda kullanıldığını, bizim ilahlar projesine tabi siyaset tarihi derslerinde onlu federasyonlara falan gireceğiz. Göndermeleri yaptı. Kardeş kelimesi de yine. Kur'an'da biliyorsunuz içe geçen gelişmelerin konusu oldu. Sonunda bütün insanlar Adem'in kardeşi olarak kardeşlikle eşitlendiler. Bunun üzerine kardeşlik üzerine hazırladığım bir şiirimsi kılıp vardı. Onu bulabilecek miyim? Onunla sonlandıralım istiyorum. Buraya koyduğumu düşünüyordum ama orada yer almadığını görüyorum. Efendim? Ha, şurası galiba. Yok, o değil. Bu başka bir. Üçüncü sıra dediğim şurası. Yok, bu demin okuduğum. Tabii bu Hucurat suresi 13. Allah sizi kabilelere ayırdı. Erkek olarak, kadın olarak yarattı. Şubeler var. Diğerleri. Önceki dersimizde korunacak olan bir
slide olabilirdi, hatırlanılsın. İsra suresinde geçen emirler, bunlar da Nuh öncesi döneminde genel olarak ta Adem'den beri gelen yüksek ahlak karakteri umdeleştiren normatif metinlerdir. Onlar da önceki derste konuşulabilirdi. Nihayetinde Peygamberimiz biliyorsunuz ben mükerrem ahlakı tamamlamak üzere geldim buyurulmuştur. Kendisi Kur'an-ı Kerim'de Hulk-ı Azim sahibi olarak adlandırılmıştır. Bütün bunlar da Adem-Nuh arasındaki dinin temel sabitelerine karşılık gelir. Tekasür suresi yine burada hatırlanabilirdi. Mezar ziyareti, bugün mezar kazılarını arkeolojiye gönderme yaparsak, oradan çıkan sonuçlara kulak kabartan İranlar, Hintler, Çinler, Moğollar, Türkler, tevahül yarışlarının işte bunlar bilimsel paradigmalar oluyor. İçinize ne varsa dışınıza o yansıyor. Öyle okuyorsunuz, bilimi onun üzerine inşa ediyorsunuz. Her şey sizin toplumunuzun etrafında dönüyor. Adem'deki tek ümmeti böyle paramparça ediyorsunuz. Cuma suresindeki yine en'am-beşer ilişkisinde merkeple ilişkiyi Lokman suresine konu etmiştim. Burada daha ziyade kitap yüklü olarak geçer zihnen Nuh sonrasının çağrışları da kitap kelimesinin vahiy manasına olmasından mütevellit. Aynı şekilde bu Adem ve Nuh arasındaki dönemdeki elçiler için de geçerlidir. Sapma hikayeleri, Belam öyküleri falan anlattım. Onlar da buraya yerleştirilebilirdi. Bu meşhur söze de mesela böyle bir şey yaptım. Anlam müdahalesinde bulundum. Oku da adam ol baban gibi. Eşek olma. Tam da bu sözün etmiş olduğum bağlamda anlam kazanabilir bu ifade tarzı. Çok daha derin bir anlam ifade eder. Şimdi nasıl okuyacağız? Oku da adam ol, Adem gibi. Adem babaya götürürsek, eşek olma. Cuma suresindeki okumak, kitap sahibi olmak ama eşekleşen. Çünkü okumaktan mana kişi hakkı bilmekse, adam olmaksa, Adem evladı olmaksa, onu yerine getirmen zaman sonuç bambaşka yere gidiyor. Dolayısıyla daha önce düşünmediğim şey iki gün önce böyle zihnimde parladı. Muazzam geldi. Oku da Adem oğul, adam oğul, baban gibi, Adem baba gibi. Eşek olma. Değil mi? Çok hoş bir bağlantı. Ya yükseltebiliriz bu sözü. Onu hatırladım. Nahl suresinde Allah adli emreder, ihsanı emreder ve yakınlara itayı emreder. Bu da yine Adem-Nuh arasına da dinler öncesi, şehir öncesi döneme de gidecek evrensel ilkelerdir. Yeryüzüne, beşeriyete taşıdıkları mesaj Adem'in, Beni Adem'in zürriyetinden olanların bunlar olmalı. Adıl, ihsan ve itayı zil kurba. Ve yasaklamaları fahşadan, münkerden ve bayiden. Ki bayi tek ümmeti de paramparça eden konuydu hatırladığınız gibi. Yine Maun suresini burada hatırlayabiliriz. Kuşkusuz Nuh öncesinde de salat, Allah'a yakarış, dua. Allah insanları kendisine dua etsinler diye yarattı. Salatsız bir risalet ve başlangıç tabir edilmeyeceğine göre. Ama okumaktan mananın ne olduğunu, salatın maunu yani Adem'in inşa ettiği şehir tarım toplumu, ekinsiz vadideki Mekke harsı, nasıl ki ağaçların bütününü yememeyi, mahrumun hakkını ayırmayı içinde barındırıyordu. Dolayısıyla bu buyurun içeriğini de ta Adem'e kadar götüren bir başlangıca evriltebiliriz. Yine Beyyine suresini ayağa kaldırılması gereken din manasında bu ifadeyi de düşünmeliyiz. Adem evlatlarından ihanet içinde olarak bozulmaya ön ayak olmuş olan sonraki dönem Ademleri dini resul rüsva ettiler. Her gelen elçi, her gelen mesaj sahibi dini tekrar asli kimliğiyle ayağa kaldırdı. Dinül kayyime, kalk ve uyar bu bağlantılarda Adem'e kadar giden bir başlangıca dönüştürülebilir. Peki, bitmedi ama bitsin. Gecemiz hayırlı olsun. Nuh'la beraber şehir üzerinden siyasete Kur'an tarihinde girelim.